Ben bugün sütlü kullanacağım. Yaklaşık 350-400 gram çikolatayı hemen içine koydum. Şöyle bir tane fırın tepsisine ihtiyacımız var. Soğuturken kullanacağız. Ona uygun bir de yağlı kağıt kesin. Şimdi krema torbasıyla çikolatayı sıkarken çok fazla taşırmamak ve hemen hemen hepsi aynı boyda olsun diye. Lollipop da dediğim için bir tane şöyle çember alıyorum. Evde istediğiniz bir bardakla bunu yapabilirsiniz. Şöyle düşünün, çubukları olacak. Ona göre yer bırakmanız gerekiyor çünkü. Bu sadece hemen hemen hepsi aynı boyda olsun diye gerekli. Şunu koyduk hemen. Basit düşünelim. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bir kürdan batıracağız. Bu bir. O zaman bir kağıda iki tane en ideali olacak. Hemen şöyle yanına da boşluk bırakalım. Her tepsiye o zaman iki tane yapabiliyoruz. Çünkü sıcakken çikolata kürdanlarımı takmak zorundayım. Aksi takdirde yapışmaz, düşer. Bu birincisi hazır olsun. Hemen bu arada bakalım çikolatamız erisin. Şöyle bir krema torbası kullanacağım. En ince uçtan yerleştirdim içine. Hani böyle biraz ilk başta sıkmakta zorlanabilirsiniz. Onun için çikolatayı azıcık soğutmak istiyorum. Dediğim gibi içini çizeceğimiz için ne kadar ince olursa o kadar iyi. Krema torbasında her zamanki gibi dışarıya çok fazla malzeme taşırmamak için şöyle bir sürahinin içine yerleştiriyorum. Şöyle bir tereyağı ile eridikten sonra güzelce karıştıracağım. Parlamaya başladı. Bu tamamdır artık. Burada dediğim gibi biraz soğutacağım. Evet, artık bunu gönderiyorum. Şimdi bunun tersini çeviriyorum. Hiç boşluk kalmadan, gelişi güzel, arada kopmalar olabilir benim şu an olduğu gibi. Daireler çizin. Yoğun bir şekilde. Bir içten dışa, bir dıştan içe yapın. O zaman çok daha doğal görünüyor. Ben çubuklarımı alıyorum. Bunlar en önemli kısım bu çünkü. Şimdi bunların iyice yapışmasını istiyorum. O zaman çikolatayı da bir nevi tutkal şeklinde kullanacağım. Şu şekilde kürdanın da üzerine çikolata kaplıyorum. Şimdi söyleyin bakalım birincisi neli olsun. Ben şu tuzlu fıstıkla yapacağım. Önce biraz tuz ilave ediyorum. Sonra üzerine gelişi güzel fıstık parçaları. Birincisi hazır. Şimdi ikincisine de biraz kuru meyve ekleyelim. İlk tepsim hazır. Bu soğumaya gidecek. Bunları hemen derin dondurucuya göndermem gerekiyor. Eğer siz de benim gibi derin dondurucuya göndereceksiniz, en az 20 dakika orada. Eğer yok, derin dondurucuda yerim kalmadı, şu an full diyorsanız ve alt kısma koyacaksınız, orada da en az 1-2 saat mutlaka kontrol edin. Tam donmuş olsun. Aksi takdirde kürdanlar düşer. O zaman ne yapıyoruz? Bunları dondurucuya gönderiyoruz. Lollipoplarım dondu. O zaman onları hemen servis için hazırlayalım. Çünkü kesinlikle yumuşamalarını istemiyorum. Bu iki. Tam 4 tane yapmıştık. Bu 3. Evet, biraz dikkatli hareket ediyorum. Bu da 4. İşte size ev yapımı çok basit çikolatadan lollipopla. Şimdi bunları biraz daha cazip hale getirelim. Üzerlerine şöyle rastgele biraz yine bu renkli banibonlardan ekleyeceğim. İşte bu kadar.